Evet sevgili izleyenler, bugün Alaçam Ziraat Odası Başkanı ile beraber Alaçam'da yapılacak olan 4. Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve yağlı güreşleri hakkında bilgi alacağız. Şu anda Ziraat Odası'ndayız Alaçam'da ve yanımızda Alaçam Ziraat Odası Başkanımız Hüseyin Bedir var. 19 Temmuz'da yapılacak olan bu festivalle ilgili bilgi alacağız. Öncelik bir heyecan var sanırım. Tatlı bir heyecan. Kimler gelecek? Şimdi herkes de merak ediyor tabii. Burada büyük bir festival olacak. Büyük bir yağlı güreş festivali de olacak. Tarım ve yöresel ürünler haricinde. Kimler geliyor? Sizlerden bilgi almak isterim. Şimdi bu dönem 4.'sünü yapıyoruz. İşte 19 Temmuz'da. Öncelikle bütün halkımız davetlidir. Kırkpınar'da 53 tane başpehlivan güreşiyor. Kırkpınar'da şu anda güreşen güreşçilerin tamamı bizim er meydanımızda olacaktır burada. Geyikkoşan'da. Son 20 yılda kemer alan bütün pehlivanlar burada bizim alanımızda olacaktır. Onların hepsiyle görüştük. Hepsi de gelecekler inşallah. Aynı zamanda biz bunu sadece güreş değil, asıl amacı uygun olan Ziraat Odası'na Tarım Festivali adı altında yapıyoruz. Yalnız sadece tarımla ilgili böyle bir festival yapsak çok böyle rağbet görmüyor. Bunun yanına işte güreşi de koyduğumuzda hem gelen izleyicimiz, bizim Alaçam'a has ürünlerimiz var. İşte örneğin çilek gibi. Hala Samsun'da el arabalarında çilek satarlar. Alaçam çileği yazarlar. Yani şeydir, bizim aroması çok farklıdır. Oranın çileğinin. İşte koyun peynirimiz, kuzu etimiz, manda yoğurdumuz gibi böyle yöresel ürünlerimiz var. Hem onların tanıtımını yapıyoruz. Hem de bunun yanında işte halkımıza böyle bir sosyal faaliyet güreşleri yapıyoruz. Ki her geçen yılda ilgi görüyor, üstüne koyarak gidiyor. Biz işte bunu ilk 2019'da yaptık. 2020'de pandemi vardı, ondan dolayı yapamadık. 21'de, 22'de yaptık. İşte bu yılda 4.'sünü düzenliyoruz. Dediğim gibi bütün halkımız davetlidir. İnşallah. Herkesin tanıdığı büyük güreşçiler de gelecekler. Onlardan birkaç ismi sayalım isterseniz. Buradan da zaten biliniyor. Sayalım. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mustafa Taş, Recep Kara gibi yani bildiğimiz, tanıdığımız pehlivanların tamamı burada olacak. 50 ile 55 tane arası baş pehlivan, en alt boydan en üst boya kadar da yaklaşık 1000 tane kayıtlı pehlivanımız olacaktır. Sabah 10'da başlıyor. Yaklaşık akşam 8'e kadar izleyicilerimiz doya doya güreş izleyeceklerdir. Harika. Dışarıdan gelecek olan misafirlerimize neler söylemek isteriz? Tabii ki dışarıdan bayağı bir katılımımız oluyor. İl dışından işte derneklerimiz oluyor. Hem onlar geliyorlar işte böyle bir etkinliğe katılıyorlar, hem de işte hasbihal yapıyorlar, köylüleriyle geliyorlar orada. Sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmıyorlar, her yılda geliyorlar yani. Özellikle derneklerimiz geliyor. Bu yıl 4.'sü düzenleniyor. Temmuz 19'da yapacağız güreşlerimizi. İşte her yıl zaten geliyorlar. O atmosferi tattılar, biliyorlar. Ya farklı bir atmosfer o, özellikle güreş izleyicisi için. Ha bir de biz bu etkinliği yaparken tek başımıza da yapmıyoruz. Bak burada bizim başta Osman Tural Genel Müdürümüz, onun önderliğinde işte ağamız Turgut Şahin destekleriyle burada bütün kurumlar da komitede, işte burada belki de görmüşsünüzdür. Yani bütün kurumlarla birlikte yapıyoruz. Yani Ziraat Odası olarak tek başına da yapmıyoruz biz bunu. Bütün kurumların da bize katkısı var bu konuda. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, biz de 19 Temmuz'da Alaçam'da Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali'nde burada olacağız. Sevgili başkanımıza da bizleri davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Festivalde görüşmek üzere, hoşçakalın.